bugün 90 yıldır sürekli takip ettiğimiz, bundan sonra da takip edeceğimiz dostlarımızla beraberiz. 18 Kasım 2018'de Mickey'nin 90. yılını kutladık. 10 Ocak 2019'da da Tente'nin. Yani iki tane 90'lık genç. Tente'nin yaratıcısı Erje ismini kullanan George Remy. 1907 doğumlu. Yani 100 yılın hemen başı. Ve yaptıkları, çizdikleri aslında bugüne kadar dünyanın geçirdiği tüm dönemleri yansıtıyor. Mickey Amerika'da birazcık daha eğlenceliyken, Tenten bir Avrupalıdır ve dünyayla olan ilişkiyi de tanımlamaya çalışır. Erje'nin 1926'da çizdiği Totor karakterleri ancak 1929'da Tenten'e dönüşür. Tenten önce Sovyetlere gider, sonra Kongo'ya, sonra da Amerika'ya. Yani ilk 3 yıl dünyanın 3 tarafına giden bir Tenten vardır, gazetecidir. Yanında köpeği Milu, Fındık. Tenten'in köpeği Milu, bizdeki adıyla Fındık, aslında Tenten'in en büyük yardımcısı, en yakın dostudur. Birbirleriyle konuşurlar. Ama o konuşan bir köpek değildir. Aralarında telepatik bir anlaşma vardır. Sürekli birbirlerini uyarırlar, çağırırlar, yardım ederler, destek olurlar. Yani tam anlamıyla iki kafadardırlar. Milo'nun adı da aslında Erje'nin hayatından gelir. Çünkü Marie-Louise adlı bir kız arkadaşının lakabı Milo'dur. Sürekli ona Milo dediği için buradaki en yakın arkadaşın bir köpek de olsa adı Milo olacaktır. Tenten dünya çapında o kadar meşhur olur ki Fransızların efsane lideri Charles de Gaulle dünya çapında tek rakibim Tenten'dir der. Saçlarının geriye uçuşması da bu dönemlerdir. Çünkü o zamanlar çok fazla açık araba kullandığı için açık arabada hızı göstermek adına Tenten'in saçları geriye uçuşur. Erje'nin 1929-1931 arası çektiği 3 albüm, yani Tenten Sovyetler'de, Tenten Kongo'da ve Tenten Amerika'da'nın 2 tanesi, yani Kongo ve Amerika, 12 yıl sonra tekrardan çizilir, tekrar renklendirilir, o zamanın tekniğine göre ele alınır. Ama bir tek Sovyetler değişmemiştir. Hatta daha sonraki baskılarında bir sayfa unutulmuştur. Elde Tenten'in ilk çiziminin hiçbir şekilde değişmemiş ve tam serisi çok az vardır. İşte o da bunlardan bir tanesi. Bu da Tenten'in ilk çizgisi. İlk Tenten, ilk yayınlanan Tenten. Erje 1976'ya kadar tam 24 tane Tenten albümü çıkartır. Maalesef 25.si yarım kalmıştır. Erje bir dönem Honoré de Balzac'ın İnsanlık Komedyası'nı okur. Burada ikincil karakterlerin aslında ana hikayeye çok fazla destek verdiğini fark eder. O güne kadar çizgi romanlarda pek de adet olmayan ikincil karakterler neden onun da hikayelerinde devreye girmesin? Tenten'in en önemli ikinci karakteri, çünkü yan karakter demek doğru olmaz, Kaptan Haddock. Aslında ismi kuzey tarafında pek çok balığın ya da onlara benzer isimleri olan objenin çağrıştırmasına rağmen ne olduğu pek herkes tarafından belli olmayan, zor okunan bir füme balık adı olduğu varsayılan Haddock. Ki zaten ondan sonraki konuşmaları da hep bu Haddock'ça olacaktır. Sadece ve sadece bir albümde adının Archibald olduğu bilinir. Çok dikkatli okuyucular ancak ondan Archibald Haddock diyeceklerdir. Yani Archibald aslında sadece onu yakından tanıyanlar ve samimi olanların kullanabildiği bir isim olmuştur. Haddock aslında yumuşak kalpli, iyi bir insan olmasına rağmen kızdığında her şey değişir. Hayır, ben o!
korkusuzdur ve herkese çok ağır küfreder, hakaret eder. Ama kaptanın hakaretleri öyle basit hakaretler değildir. Kimsenin kolay anlayabileceği şeyler değildir. Bazen arkasında ansiklopedileri sığabilecek felsefede açıklamalar gerektiren laflar vardır. Ya da bazı etnik kültürlerin çok net parçaları alınır, birbirine birleştirilir ve yepyeni bir hakaret, yepyeni bir küfür haline getirilir. Başı bozuktan ektoplazma, kurmirden Ku Klux Klan'a kadar her türlü hakaret vardır. O kadar ki kaptanın küfürlerini açıklayan bir ansiklopedik sözlük yapılmak zorunda kalmıştır. Tente'nin önemli karakterlerinden biri, hatta ikisi, Dupont ve Dupont kardeşler. Tente'nin toplam 24 albümünün 20'sinde yer alırlar. İlk defa Firavun'un prolarında görülürler, daha sonra hiç gitmezler. N'hésitez pas à appeler Simone, une dépanneuse viendra vers vous. Boum boum quand votre moteur fait boum. İsimleri bile farklı değildir. Yani X33 ve X34'tür kodları. Onların gerçek isimlerini öğrenmemiz ta Otto Kora kadar mümkün olmayacaktır. Onların kardeş mi, ikiz mi olduğu çok tartışılır. Ayırt edici tek faktörleri ise bıyıklarının şeklidir. Ayırt edebilirseniz tabii. Aslında bu benzerliğin kaynağı da George Remy'nin yani Erje'nin ailesinin ta kendisidir. Çünkü babası ve amcası ikizdir. Alex ve Leon, Remy birbirlerine çok benzerler. Hatta sokağa çıktıklarında benzer şekilde giyinirler. Kafalarında benzer melon şapkaları ve ellerinde mutlaka bir bastonları vardır. Dupont'la Dupont, sonuna birinin sonu D, birinin sonu T ile bittiği için ikiz olamazlar denir. Ama onların yani amca ve babanın aslında hikayelere yansımış bir şeklidir. Ve Rastopopulos, kötülerin en kötüsü. Kötü silah kaçakçısı, uyuşturucu taciri ama bütün kötülüklerin altından çıkan adam, Rastopopulos. Ay'a gitmek insanların hep hayaliydi. Tenten durur mu? Özellikle Profesör Tournesol'ün yaptığı Mamut adlı uzay aracıyla yanında köpeği, Kaptan Haddock ve tabii ki Tournesol'le Ay'a iniverdi. Hem de 1953'te Neil Armstrong'dan tam 16 yıl önce. Bianca Castafiore, Diva, Milano'nun bülbülü. Teyzesi Nini aslında piyano eşliğinde evde opera söyler. Daha sonra Erje operadan kesinlikle çok da hoşlanmadığını itiraf edecektir. Ama daha sonra Castafiore karakteri yavaş yavaş evrilir. Özellikle Maria Callas'ın şöhreti, Maria Callas'ın bütün dünyada yaptıklarının aslında bütün magazin basını tarafından şiddetle takip edilmesi Castafiore'nin de bir taraftan şöhretinin artmasına sebep olur. Profesör Tournesol, Tenten hikayelerinin bilimsel teknolojik öndür. Zaten hemen savaş sonrası ortaya çıkar. Çünkü savaşın patlattığı, ilerlettiği akıl almaz teknoloji normal hayata yansıyacaktır. Tournesol'ün de işi budur. Profesör Tournesol'ün üstelik bir de ön adı vardır. George Remy'nin tanıdığı bir marangoz. Trifon. Herkes ailedendir. Bir karakterin 90 yıl boyunca neredeyse aynı heyecanla yaşayabilmesi çok zor. Ama Tenten dönemini sürekli olarak yansıtmış. Siyasi fikirleri, akımları, edebiyat akımları, heyecanlar, hatta magazin hepsinin içinde olmuş. Umarız yıllara dayalı, zamana dayalı karakterler bugün de çıkar ya da bu karakterler zamana dayanır. Belki de zamana dayanmanın göstergesi bu karakterler olacaktır. Onun için siz de kendinize bir yatırım yapın. Hıza dayanıklı olmaya çalışırken zamana dayanıklı olmuşlardan da ilginizi esirgemeyin. Görüşmek üzere.